geliyor. 2017 yılında Multidisipliner Tasarım Stüdyosu olarak Beyoğlu'nda kuruldu. Farklı eğitim disiplinlerinden birçok arkadaşım bir araya gelip oluşturduğu bir oluşum aslında. Biz temel olarak motion graphic, animasyon, mapping gösterileri ve farklı yeni medya tool'ları üzerinde çalışmaktayız. Öncelikle Sinema 4D Short Film'da yer almamız hepimizi çok şaşırttı. Aynı zamanda kapak fotoğrafı olarak bizim işimizi tercih etmiş olmaları bize gurur verdi. IBC zaten çok uzun zamandır takip ettiğimiz bir oluşumdu. Farklı stüdyolardan farklı sanatçıların hazırladıkları projeler üzerindeki yaratıcı süreci takip edebilmemizi sağlayan güzel bir etkinlik aslında IBC. Bu süreçte onların kendi deneyimlerini bizim kendi deneyimlerimize aktardığımız ve hani bunlardan ders çıkararak farklı nasıl projelere yaklaşabiliriz diye bizi ileri taşıyan bir etkinlik. Bu etkinliğe dünya ünlü sanatçılar davet ediliyor ve hani bizi de çağırmış olmaları bizim bazı şeyleri doğru yaptığımızı gösteriyor. Açıkçası gurur duyduk, çok mutlu olduk. Galata Kulesi projesi bizim için de çok şaşırtıcı olarak bir anda viral bir etkiye sahip oldu ve yani yaklaşık 250 milyon kişi tarafından dünya üzerinde paylaşıldı bu iş. İşin bize geldiğinde açıkçası biz çok yoğunduk ve o yoğunluk içerisinde bir anda hadi yapıyoruz dediler. Bir anda startup verdiler ve hani bu başlangıç sürecinde iş rekor denecek bir sürede 4-5 gün gibi bir süreçte açıkçası bitirildi. Bu süreçte Sinema 4D'nin bize yardımcı olduğu en önemli yer Mograph modülleriyle beraber illüzyon etkisini çok hızlı bir şekilde anime edebilmemiz aslında. Aynı zamanda Sinema 4D ve Redshift entegrasyonuyla beraber mapping projelerindeki resolution'un çarpım çok büyük olduğu için Galata Kulesi'nde bu ortalama 4000-2000 gibi bir şeydi. Rendering'in sürecini çok hızlı gerçekleştirdi ve işi rekor bir sürede bitirmemizi sağladı açıkçası. FGA müşterileriyle iletişimden asla hani sekteye uğratmayan bir şirket. Bu açıdan bizim de bir sorunumuz olduğunda direkt kendilerine ulaşıp bunu çözüme ulaştırmamızı sağlayabiliyorlar. Bu açıdan teşekkür ediyorum, onları takdirle karşılıyorum. Geçen yıl yaptıkları R20 lansmanında Sinema 4D kullanıcıları ve sektörden birçok duayen isim bir araya gelme fırsatı buldu. Bu onların networking'i için de çok önemli bir şey. Herkes birbirine deneyimini paylaşıp aktarabiliyor. Bence takdire şayan bir şeydi yaptıkları. Teşekkür ediyoruz burada. Sinema 4D'yi tercih etmemizin temel sebebi açıkçası arayüzünün kullanıcı dostu olması ve motion graphic jenerasında hızlı ve efektif çözümlere ulaşabiliyor olmamız. Açıkçası ben ve ekip arkadaşlarım hiçbirimiz hani bu program iyidir ya da bu program kötüdür diye programlar arası bir kıyasa girmiyoruz. Her programın kendi efektivitesi var ve kendi kullandığı alana göre nasıl sonuç veriyorsa o iş aslında çalışıyorsa iyidir yani. Öyle düşünüyoruz. VFX gibi daha ciddi simülasyonlar gerektirten ya da ciddi prodüksiyonlarda tabii ki farklı programlara, yazılımlara ihtiyaç duyulacaktır. Ama kesinlikle yani Sinema 4D'de bunlar için çok kısa ve akılcı çözümler üretebiliyor. Sinema 4D R20 ile beraber gelen CAD dosyalarını okuyabilme özelliği açıkçası bizi farklı programlar kullanıp import-export işinden birazcık uzaklaştırdı ve işimize bir kolaylık sağladı. Sinema 4D diğer yazılımların aksine eski sürümlerini açarken hiçbir sıkıntı çekmiyor ve bu bizi açıkçası yani hiçbir zaman zorluğa sokmuyor. Bazen freelance çalışanlardan aldığımız dosyalar oluyor tabii ki. Çoğu zaman üçüncü parti pluginler çakışması haricinde hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamıyoruz veri akışında.